Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Mira Ordu. Bugün Dora Magazin hesabının moderatörlüğünü ben yapacağım. Ve konuğumuz Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadın olacak. Nazan Hanım'la COVID-19'dan korunmada fonksiyonel tıp yaklaşımını konuşacağız. Hazırsa kendisini bağlamak istiyorum. Nazan Hanım'ın bağlanmasını bekliyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Birkaç dakikaya bağlanacaktır muhtemelen. COVID-19 ile ilgili sorularınız varsa alabiliriz. Hepsini teker teker cevaplayacağız. Merhabalar Ceren Hanım. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Mila Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Bahçedesiniz sanıyorum. Evet, benim öyle bir şansım var. Ufak Ne bir güzel, ne bahçemiz mutlu var. Orada size. böyle güzel havayı bugün değerlendirmek istedim. D vitamini için çıktım bahçeye. Ne kadar Sonra böyle gölge bir köşe bulup buradan devam etmek istedim. Artık daha gerçekten bu fazla sürede durmamak imkanı gerekiyor. olanlar için, bahçesi olanlar için çok güzel bir nimet diyeyim. Bizim maalesef balkonlarda bulabildiğimiz böyle güneşlere kaçıyoruz. Hani köşelerde falan buluyoruz. Bir 10-15 dakika değerlendirmeye çalışıyoruz onu. Zaten o daha fazla değil, D vitamini için artık güneşe çıkmamız lazım. Tam saat 1 civarında. 20 dakika, daha fazla değil. Öyle benim gibi kollarınızı falan açabilirsiniz. Biraz bacaklarınızı hani güneşten yararlanmak adına. D vitamini dönemi başladı çünkü. Evet. Hocam bugün sizlerle COVID-19 konuşacağız. Bununla ilgili sorusu olanlar varsa alabiliriz sorularınızı. Şöyle bakıyorum ben üst kısımlara. Aslında son zamanlarda ben hem sayfamda da çok bu konuyu işledim, hem bayağı çok konuştuk. Ufak tefek özetlemeyle başlayabilirim sorulara kadar şey yaparken. Ya öncelikle aslında korunmak önemli. Bir fiziksel korunmak çok önemli. İşte herkes her yerden söylüyor. Sürekli ellerimizi düzenli olarak ellerimizi yıkayacağız. Bunun için sabun kullanacağız mümkün olduğunca. Katı veya sıvı fark etmez. Hangisi daha tercih edebilirsiniz, hangisi sizin için daha uygun, daha iyi ise. Ama çocuklar için sıvı sabun daha iyi olabilir, daha kolay manipüle edebilirler. Onun dışında sabuna ulaşamadığımız, gerçi hafta sonu için bu geçerli değil, evimizdeyiz, çıkmıyoruz ama hafta içi zorunlu çıktığımız yerlerde alkol bazlı %60 alkol içeren el dezenfektanları kullanabiliriz. Çantamıza ufak boyda atalım. Hani alışverişe gittik. Ben mesela alışveriş yapıyorum. Marketten çıktığımda ellerimi bir o alkollüyle siliyorum. Ondan sonra arabama geçiyorum falan. Hani böyle ufak
gözüken ama çok önemli detay aslında bunlar. Hı. Onun dışında maske kullanmayı artık hepimiz biliyoruz. Kullanmak zorunda olduğumuzu da biliyoruz. Onu söylemeye gerek yok. Bunun için cerrahi maske yeterli. Yani hiç bulamıyorsak olanlar da iyi aslında. Hani ev Yayın dondu. Tekrardan geri geldi şimdi. Evet, ben Wi-Fi'den bağlıydım, 3G'ye döndüm. Belki hani benden de kaynaklanmış olabilir. Donunca Şu an öyle bir şey yaptım. sıkıntı yok gibi. Peki kullanım maskeyi nasıl olmalı hocam? Özellikle hani bu bayağı bir reklamı oldu. Siyah maskeler var şimdi. Onların çok da güvenilir olmadığını söylüyorlar. Sizce nedir? Yani aslında büyük bir tam onu söylüyordum. Büyük bir virüs olduğu için yani normalde virüsler için bir bariyer oluşturmuyor bu maske, yani o tip maskeler, ev yapımı dikim maskeler. Ama bu büyük bir virüs olduğu için Dünya Sağlık Örgütü de bizim sağlık bakanlığımız da bu maskeleri öneriyor. Eğer cerrahi maske bulamıyorsak bu tür maskelerle de en azından hapşurma, hani bir miktar bir bariyer hiç yoktan iyidir. Ama mümkünse cerrahi maske kullanılmasını ben öneririm. O şeyleri kesinlikle onu cerrahi maske dışındaki o profesyonel maskeleri önermiyorum. Çünkü onlar bizim dışarıdan alacağımız mikrobu engelliyor. Ama eğer biz hastaysak çevremizi enfekte etmeyi engellemiyor. Çünkü orada bir şeyi var, valfi var onun. Dışarıya hiçbir şekilde filtre etmeden bizim havamızı veriyor. Biliyorsunuz hasta olmadan da mikrobu taşıyabiliriz ve çevremizdekileri enfekte etme riskimiz yüksek. Evet. Bu arada bir soru gelmiş. Dornoz alfa hakkında düşünceniz nedir? Selda Hanım sormuş. Ya bu dönemde çok fazla ilaç deniliyor. Hani denize düşüp yılanı sarılır misalindeyiz aslında. Ben de heyecanla bekliyorum. Şu anda bizim yine profesör hocamız onun şeyini yaptı. Hücre kültüründeki denemesini yaptı ve olumlu sonuç aldığını söyledi. Tabii bizim bütün deneysel çalışmalar, bütün ilaç çalışmaları diyeyim öncelikle. Önce hücre kültüründe başlar. Sonra canlı hayvana verilir. Canlı hayvanda deney hayvanından bahsediyorum. Deney hayvanın sonuçları alınır. Ondan sonra hani belli bir aşaması vardır. Sonra gönüllü bir grup insan üzerinde denenir. Ondan sonra da uygulanmaya başlar ve uygulama sonuçları alınır. Hani böyle faz 1, faz 2, faz 3, faz 4 diye gider bu. Şu an bu hücre kültürü çalışmasının hani sözel bir şey. Hocamıza güveniyoruz. Sözel bir sonuçtur. İnşallah onu yazılı yayına dönüştürür ki çok kıymetli bu tüm dünya için. Bu birinci aşamayı almış olduk. Deney hayvanı çalışması sonrasında yapılabilir ama Fransa'da bir grup yaklaşık 7 gün önce 10 Nisan'da işte küçük bir grup 50 kişilik gibi bir insanlar üzerinde, COVID'li hastalar üzerinde bunu denemek üzere iznini almışlar ve herhalde başlamışlar çalışmaya. Onun sonuçlarını bekliyoruz. Yani şu an hepimiz heyecanla bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Açıkçası aşıyla ilgili aşı da bize çözüm olacak ama virüsü hala tanıyoruz. Eğer şu an hala soru işaretleri var. Virüsün aynı bizim bu uçuk virüsü gibi vücudumuza girdikten sonra bir kez uçuk virüsü mesela burada boyun bölgesindeki sinirlerin içinde kalıyor. Ömür boyu siz o virüsü ölünceye kadar taşıyorsunuz. Direnciniz düştüğü anda o virüs açığa çıkıyor ve uçuk geçiriyorsunuz. Bunun daha Evet. şiddetlisi de zona oluyor hatta vücudunuzun diğer bölgelerinde olan. Dolayısıyla şimdi Kore'de özellikle bu şekilde vakalardan bahsediliyor ama hala onda soru işaretleri var. Daha ileri incelemelerin, gözlemlerin yapılması lazım. Şöyle ki
Kore'de Şubat ayında hastalığı geçirip tedavi edilen, evine giden bir grup, önce 59'du, sonra 91'e çıktı sayısı bu hasta grubunun. Nisan ayı içerisinde yeniden akciğer belirtileriyle, hani sadece COVID pozitif olmak değil, akciğer belirtileriyle hastanelere başvurduğu, dolayısıyla bu virüsün hani uçuk virüsü gibi latent, vücutta latent kalabilme riskine sahip olduğu ile ilgili tartışmalar başlandı. Ama henüz bir kanıt yok. İnşallah öyle bir şey yoktur. Ki öyle bir İnşallah. sorun varsa, o zaman aşı bizim sorunumuzu çözmeyecek, ilaçlar çözecek. Hani şu an bilimin geldiği nokta, bütün bilim adamları bu konuda seferber oldu. Bu süper, harika bir şey. Hem aşı çalışmaları hem ilaç çalışmaları birkaç koldan gidiyor. Heyecanla bekliyoruz. Evet, İnşallah ülkemizden bir çözüm olur. Bizim için onur inşallah. verici bir şey olur üstelik. İnşallah. Yani insanlar zaten hani şey merak ediyorlar. Hemen bu tarz haberleri duyduğunda bir aya kadar aşının ya da ilacın çıkacağını Yok, bu zannediyorlar. bir Ben de bir süreç. ilaç firmasında faz 3 ve faz 4 çalışmasında bulunmuştum bir dönem. Faz 2 ve faz 1'i atlatmak için zaten belli bir süre gerekiyor. O yüzden hani hemen çıkacağını düşünmemek gerekiyor. Hemen düşünmemek gerekiyor. Kesinlikle evlerimizde kalıp güvenli bölge evlerimiz, hala evden çıkmıyoruz lütfen. Tabii bu olağanüstü dönemdeyiz. Hani normal bir ilaçtan farklı, daha hızlı bir süreç geçireceği kesin. Çünkü bir ilacın piyasaya sürülmesi birkaç yılı alıyor. Evet. Bu birkaç ayda bir şekilde, hızlandırılmış bir şekilde uygulanmaya çalışılacaktır. Çünkü tüm dünyanın bir sorunu bu. Aşı için de aynı şekilde. Dolayısıyla bu süreçte hepimiz evde kalıp güvenli çemberimizi korumaya devam edeceğiz. Kesinlikle. Bir soru var. Market poşetlerini doğru temizleme tekniği nedir? Bazı hocalar her şeyi sabunla yıkayın diyor. Meyve sebze dahil. Nazan Hocam ne önerir? Ben bir kere alışverişten sonra eğer plastik poşette ise o poşetlerin atılması taraftarıyım. O poşetlerden kurtulacağız. Yiyecekleri sabunla yıkamayı doğru bulmuyorum. Dünya Sağlık Örgütü de bununla ilgili şey yayınladı. Çeşitli kuruluşlar da yayınladı. Bununla ilgili şey yaptığımda, incelediğimde tamamen sağlığa, yani kullandığımız sabunlar yiyecek temizliği için üretilmemiş. Dolayısıyla bunun sonuçlarının bizi nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. O nedenle virüsün özelliklerini incelediğimizde, virüs asite dayanıklı bir virüs değil. Yani pH 5'in altındaki, yani çok güçlü bir asit değil aslında pH 5. pH 5'in altındaki asitte virüsü tamamen kaybediyoruz, ölüyor. Dolayısıyla asitli suyla yediklerimizi yemeden önce, tabii çiğ yiyeceğimiz şeylerden bahsediyorum. Pişireceğimiz şeyler için böyle bir sıkıntı, böyle bir endişeye gerek yok. Çünkü virüs yaklaşık 60 derecede, bu şekilde yapılmış deneyler var. 60 derecede 30 dakika bekletildiğinde virüs tamamen yok oluyor ortadan, aktivitesini kaybediyor. Yani pişirmede siz 60 dereceden çok daha yüksek dereceleri kullanıyoruz, biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla pişirdiğimiz yiyecekler için bir sorun yok. Ama çiğ tükettiğimiz besinler için ben sirkeli suda %6'lık veya işte %10'luk gibi sirkeli suda, market sirkesinden bahsediyorum. Ev sirkelerinizi bunun için harcamayın, onları için. Evet. Market sirkesinden bahsediyorum. Bekletilebilir, 10 dakika bekletmek bile yeterli. Şeylerin, meyvelerin dış kabuklarını soyalım. Onları tüketmeyelim. İşte sirkeli suda bekletip daha sonra ev sirkesi yapabiliriz. Onları da atmayalım. O da önemli. Yine lahana gibi şeylerin dış kabuklarını atabilirsiniz. O da bir güvenlik. Hani yiyeceklerle geçtiği çok kesin değil. Sadece şüpheler var. Çünkü ağız içerisinde bu virüsün tutunup girebildiği bu ACE, angiotensin converting enzim 2 reseptörleri ağız içinde de var. Sindirim kanalında da var. Hani buralardan girebilir ama asıl solunumla ve yine burun, göz mukozasıyla giriyor. O yüzden zaten
dışarı zorunluysak, dışarı çıktıysak mutlaka gözlük ve maske kullanıyoruz. Hocam burada ben bir şey söylemek istiyorum. Hani benim evde yaptığım yöntem meyveleri hani pişecek olan sebzeler değil ama onları her şeyi zaten sirke suda bekletiyorum. Ama meyveleri hani böyle şey kontamine oluyor elim diye elimi tekrar yıkıyorum. Meyveyi beklettikten sonra kabuğuna değince tekrardan yıkıyorum sonra kabuğunu soyuyorum. O şekilde tüketmeye başladık. Yani her şeyde zaten ellerimiz de zarar görmeye başladı. Tabii. Sudan Ya çıkardık. meyveleri tüketmeden önce tabii hani günde bir tane meyve tüket, zaten ben daha fazla meyve önermiyorum. Ama hani kalabalık bir aile ise 4-5 kişi başı bir meyve düşünürseniz, mesela 4 kişilik bir aile 4 tane meyveyi soyduktan, yani bekletebilirsiniz. Sirkeli suyunuz orada köşede durur. Onun için de bir 10 dakika bekler soymadan önce. Portakaldan bahsediyorum veya elmadan. Ondan sonra soyabilirsiniz. Hani o kadar çok yiyeceklere o kadar aşırı takılmaya gerek yok bence. Asıl havadan alıyoruz biz bunu. Mesela yeni yapılmış bir çalışma var ayakkabılar konusunda. Biz o bakımdan çok şanslıyız Türk milleti olarak. Ayakkabılarımızı biz evin içerisine sokmuyoruz. Evet. Özellikle yoğun bakımda yapılan, yoğun bakımda çalışan doktorların ayakkabılarının altından virüsü izole etmişler. Yani o yoğun bakımlar tabii COVID hastalarıyla çok haşır neşir olunan bir ortam. Evet. Dolayısıyla doktorlarımız bunlar bizim mesela bizde de öyle. Bu nedenle, bu tür nedenlerle doktorlarımız çok daha büyük risk altında. Hani eve mutlaka zaten öyle yapıyoruz Türk milleti olarak. Ayakkabılarımızı dışarıda çıkarıyoruz. Ayrı bir bölmede, hatta evin içinde değil, kapının da dışında çıkartıyoruz. Evet. Gerekiyorsa balkona alırız. Orada kalabiliyorsa kalabilir. Yani virüsün zaten 3-4 gün plastikte mesela 3-4 gün canlı kalabiliyor. Ondan sonra ölüyor. Beklemek yeterli yani. Teşekkürler. Alerjik astım olan hastalar daha mı risk altında diye bir soru gelmiş. Ya, akciğer problemi olan herkes aslında bir miktar risk altında. Veya otoimmün hastalığı olan, bağışıklık sistemi sorunu olan, sigara içenler, bir kere akciğerleri primer tuttuğu için, etkilediği için solunumla ilgili zaten var olan bir sorununuz varsa veya akciğerlerle ilgili daha çok etkilenmeniz ve virüsün etkisine bunlar da ekleneceği için daha kritik tarafa kaymanız olası. Yani ekstra onların yapmasını önereceğim bir şey yok. Onlar da aynı bizim gibi korunacak evde. Bağışıklık sistemini kuvvetli tutacak. Beslenmelerini mutlaka düzenleyecek. Kaçamak yapmayacak. Evdeyiz diye pasta, börek, çöreğe sarılmayacağız. Çünkü virüs bağışıklık sistemimizi zayıflattığı için virüs daha kolaylıkla bizi hasta edebiliyor bu tür beslenmelerde. Anti-inflamatuar beslenme yapacağız. Teşekkürler. Şurada bir şey vardı. Kendi poşetlerimizi götürmek doğru mudur? Paketli gıdalar nasıl? Doğrudur. Cevabı evet verilmişti zaten. Kendi poşetimiz verme, şey yapmak doğrudur ama eve geldikten sonra o poşetleri yıkayacağız. Yani eğer yıkanabilir bir poşetse yıkayacağız Peki çamaşır hocam makinesinde. güneş altında 2 saat bekletmek etkili mi? Ya şimdi 60 derece, 56 dereceye çıkmak gerekiyor. Şu anki güneş henüz hani direkt laboratuvar ortamında yapılmış deneyler. Normal havada bilmiyoruz. Belki de yeterli. Onun hani tam bilimsel yanıtı evettir demek doğru değil. Ama laboratuvar ortamında yapılan bir deney var. O deneye göre 56 derecenin üzerinde ki sıcaklıkta virüs yok oluyor. O yüzden en azından dışarıda bekletiyorsanız böyle bir gün falan bekletin benim önerim. Kargo şeyleri önemli o anlamda, kutuları. Onları yine kloraklı su yapabilirsiniz, %10 kloraklı. Dışını onunla şey yapabilirsiniz ya da hiç onunla uğraşmayıp kartonu sonra şey yapıp yani dışarıda bir gün beklettikten sonra 1-2 gün içindekine bağlı tabii. Ya da eldiven giyip komple maskeyle
kutusundan kurtulup içindekileri alabilirsiniz. Hani böyle yöntemler kullanabilirsiniz. Teşekkürler. Virüslerin yüzeydeki halini anlamak için tepkimeli boyar madde üretilemez mi acaba? Virüsler o kadar küçük ki göremiyoruz. Yani ne güzel olur böyle bir şey olabilse, ama boyasak bile o kadar yani milyonlarcası bir araya gelip bir şey küçük böcek büyüklüğüne falan gelmesi lazım. Hani görebileceğimiz bir boyasak bile mikroskop altında bile görülemiyor. Elektron mikroskobu altında görülebiliyor sadece. Çok çok minik. Bizim hücrelerimizden bile çok daha küçük hücreler. Hocam meyve ve sebzeleri üretim aşamasında yoğun ilaç kullanılıyor sebzelerde. Sirkede bekletildiğinde daha olumsuz etki yaratmaz mı? İşte o yüzden karbonatlı da benim sayfamda da vermiştim bununla ilgili bilgi. Karbonatlı ve sirkeli su, iki ayrı su hazırlayıp 10'ar dakika bekletmeyi daha uygun olacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Aslında. Paketli gıdaları çamaşır suyuyla temizlemek doğru bir yaklaşım mı? Çamaşır suyu hazırlayabilirsiniz. İşte az önce söylediğim gibi %10'luk 1 litreye bir çay bardağı gibi 10 mililitrelik silebilirsiniz. O da bir yöntem. Onunla temizleyebilirsiniz. Ya da paketinden kurtulup kendi kutunuza alabilirsiniz. Mümkün olduğunca paketli gıda, ben hep paketli gıda tüketmeyin diyordum ama buradaki benim söylediğim paketli gıda şey değil. Onun söylemem gerekir. Hani böyle paketli bisküviler, kekler, onlar değil. Böyle, çünkü şu an meyve sebze bile paketlenmiş olarak. Gidin onlardan alın diyorum bu sebeple. Evet. Sirkenin kimyasalları daha çok pekiştirdiği söyleniyor. Kıyafet boyarken de boya tutsun diye sirke ekliyorlar. Sirke olumlu bir etki yapıyor. Olumsuz mu anlayamadım. Bilgi farklılığı var. O yüzden zaten karbonatlı ve sirkeli. Çünkü sirke böceklerden kurtulmamızı, karbonatlı su ise pestisitlerden, ilaçlardan kurtulmamızı sağlıyor. İkisini de birlikte bu yani peş peşe bekletmek bu anlamda fayda sağlayacaktır. Dışarıda kimse yokken maske gerekir mi? Ya bence gerek yok. Eğer arabanızda gidiyorsunuz, hiç sizden başka kimse yok, ya da yürüyüş yapıyorsunuz, kimse yok ortalıkta. Bence maskeye gerek yok bu durumda. Ama yani çevrede baktınız, 2-3 metre mesafede birileri var, veya 2 metre, 1 metreden daha az şeyde koruyamıyorsunuz veya kapalı ortamdasınız. İşte o zaman maske takmalısınız, mutlaka takmalısınız. Propolis'in acı enzimini inhibe ettiği ve hipertansiyonu engellediği söyleniyor. Ne dersiniz? Yani propolisle ilgili böyle bir kanıt yok aslında. Pek çok virüse karşı etkili olduğu görülmüş ama bu şeyle ilgili ACE2 reseptörleri ve COVID ile ilgili yapılmış çok fazla deney yok. O yüzden çok bir şey söyleyemiyorum propolisle ilgili. Kullanılabilir ama alerjiniz de olabilir. Ona da dikkat etmek gerekir. Alerji de Dolayısıyla yapabilir yani bir hafta. evet, genellikle bu konuda şunu söylemek istiyorum, ben de sormak istiyorum daha doğrusu. Genellikle anneler propolis çok yaygın bu aralar, işte reklamlar vesaire. Yani bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde çok fazla tüketim başladı. Burada alerjik çocuklarda kullanılmaması gerektiğini tekrardan hatırlatmak. Kesinlikle. Kesinlikle. Kara mürveri öneririm bu anlamda. Çeşitli bileşikleri var kara mürverin. Ve gerçekten COVID ile ilgili yapılmış şeyler de var, çalışmalar da var. Yine kurkumin öneririm, yani zerdeçal. Ama onun hapına gerek veya supplementına gerek yok. Lütfen kurkumini, zerdeçalı her şeye, yiyeceklerinize koyun. Çorbalarınıza çok yakışır, çok güzel olur. Omletinize bile koyabilirsiniz. Anti-inflamatuar ve burada gerçekten COVID ile ilgili yapılmış deneylerde çalışıyor. Sizi koruyucu etkisi görülmüş. Ben de bugün sipariş veriyorum o zaman zerdeçal. Donuk gıdalarda virüsler daha fazla mı kalıyor?
Evet, eksi 18'de, eksi 22'de hatta çok daha uzun süre 14 güne kadar yaşadığı görülmüş virüsün. O yüzden ben dolaba girmesi gerekmeyen yiyecekleri biraz oda sıcaklığında bekletin diyorum. Hani eksi 4'te, şey, artı 4'te 7 güne kadar canlılığını devam etmiş ama oda sıcaklığında hani biraz bu soğuk sever bir virüs. Havalar ısınınca umarım inşallah daha iyiye gidecek her şey. Umarım. Bu arada Hira, videoyu kaydeder misin? Yazmış. Evet, kaydedeceğim. Hocam 36 gündür evden çıkmıyoruz. Lakin sıkıldık. Süper. En azından yasak olmadığı günlerde, gece kalabalık olmayan saatlerde yürüyüş yapmak sakıncalı mı? Ya şimdi önünüze kim çıkacak bilmiyorsunuz. Çok hani çok yapabilirsiniz ama nerede yürüdüğünüz önemli orada. Mesela bazı yerde sahil yürüyüşleri polis tarafından da engellenmiş durumda, haklı olarak. O yüzden bu soruya çok kesin net yanıt veremeyeceğim. Hani nerede yürüyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Güvenli bir bölge mi orası bilmiyorum. O mesafeyi korumanız önemli. Ona odaklanmak gerekir. Teşekkürler. Marketten gelen ürünlere sadece kolonya spreylemek işe yarar mı? Paketinden bahsediyor herhalde. Paketlere, evet. Yani kolonya bilmiyorum koku şey yapıyor. Koku ile ilgili bir sıkıntınız yoksa yapabilirsiniz ama hani ben ne bileyim çamaşır suyuyla yapmak daha ekonomik ve daha şey olabilir. %10'luk çamaşır suyuyla ya da kutularından kurtulmak daha mantıklı olabilir. Açık süt mü, paket süt mü? Şimdi aslında ne için? Bunu sormak lazım. Ben süt içilmesini önermiyorum, onaylamıyorum. Çünkü süt o hayvanın yavrusu için ürettiği bir besin diyeyim. Bizim için anne sütü. Ama hepimiz anne sütünü alacak çağı geçtik çoktan. İneğin sütü de ineğin yavrusu için, buzağı için gerekli. Bizim için fermente süt önemli. Dolayısıyla paketli süt mü? Şimdi orada da pastörize sütler var, kutu sütler var, UHT sütler var. Hangisi? Hani ille paketli süt içeceksek tabii ki pastörize süt. Ama güvenilir çiğ süt artık var ülkemizde. Her yerde herkes ulaşabilir. Onu alıp eğer otoimmün hastalığınız yoksa alıp şey yapabilirsiniz. Fermente hale yoğurt, kefir gibi yapabilirsiniz. Ancak onda da şöyle bir sıkıntı var. Eğer kullandığınız süt inek sütü ise inek sütlerinde çoğunlukla gebe inekleri de sağıyoruz biz 1950'lerden sonra. İnekler doğum yapıyor. Normalde süt doğum yapan hayvanından alınır, değil mi? İşte doğum yaptıktan 2-3 ay sonra tekrar gebe bırakılıyor hayvan ve tekrar doğum yapana kadar 2 ay kalana kadar sağılmaya devam ediyor. Şöyle yapılmış deneyler var. Gebe ineğin sütüyle işte insanlara vermişler, mesela çocuklara. Önce sütten tamamen arındırmışlar. 2 gün hiç süt, pardon 3 gün hiç süt vermemişler. Çocukların idrarlarını almışlar. Hormonlara bakmışlar. İşte kadınlık hormonları, östrojen, progesteron gibi. Sonra metrekare başına 600 mililitre. Çocukların ortalama metrekaresi 8 yaş civarı bu çocuklar. 1 metrekare gibi. Yani 800, pardon 600 mililitre süt verip tekrar bakmışlar. Normaldeki bu şeyler, hormonlar 3 katına çıkmış. Demek ki inek sütünde inanılmaz hormon var ve biz çocuklarımıza yana yakına süt veriyoruz. Ondan sonra da 8 yaşında ergenliğe giriyor kız çocukları. Neden bunlar erkenden ergenliğe girdi? Onu mu yedi, bunu mu içti diyoruz. Gerçekten işte bu inek sütü yüzünden. İnek sütü birçok bakımdan bu anlamda sorunlu. İçinde mesela kazein var. A1 tipi kazein var. Protein olarak. Bu pek çok kişinin tolere edemediği vücudunun otoimmün hastalığı olanların özellikle tolere edemediği bir protein. Alerjilere sebep oluyor. İçinde laktoz var çok miktarda.
süt şekeri. O da yine laktaz enzimi, onu sindiren enzimi eksik olan kişilerde yine gaz şikayeti gibi sorunlara sebep olan bir karbonhidrat parçası. Hani süt tüketmeyelim ama mümkün olduğunca mesela bu mevsim küçük başları tercih edelim. Mesela bu mevsim keçi ve koyunların yavruladığı, en azından onlar gebeyken bildiğimiz kadarıyla sağılmıyor. Sadece loğusayken sağılıyor. Mesela loğusayla gebenin hormonlarını karşılaştırdığınızda gebeninkiler 3 kat falan daha fazla hormona sahip. Dolayısıyla bu mevsimde ben de mesela koyun sütü bulabiliyorum. Şu an koyun sütünden yoğurt yapıyorum ama 1-2 ay sonra bulamayacağım ve benim için yoğurt macerası böyle minimalize bulduğum anda yaptığım bir noktaya gidecek. Süt içmeyin yani. Teşekkürler. Hocam daha önce sülfür içeren besinlerin bağışıklığı arttırdığını söylemişti. Bu konuda yorum Evet. yapabilir. Evet, sülfür içeren yiyeceklerin hepsi bağışıklığı arttırır. Çünkü bizim bağırsaklarımızda mikrobiyata dediğimiz bakterilerimiz var. Bu bakteriler birkaç çeşit. Bir böyle daha uyumlu diyebileceğimiz kontrollü tipler var. Bir böyle kontrolden çıkmaya yatkın, daha yaramaz tipler var. Bir de böyle pembeler var. Ben bugün pembe giydim. Ütü gerektirmeyen kıyafetleri ki yapıyorum. Bir de pembeler var. Hani böyle her yerde vardır onlar. Ne taraf? İşte bu şeyler, kükürtlü yiyecekler. Bu daha uyumlu olan tipteki bakterilerin sevdiği yiyecekler. Oradaki dengeyi sağlıyor. Mesela o yaramaz tipler daha böyle pasta, börek, çörek seviyor. Dolayısıyla canınız pasta, börek, çörek istiyorsa bilin ki bağırsaktaki o bakteriler birazcık kontrolden çıkmaya yatkın hale gelmiş anlamına gelir. Ama onun dışında tabii kükürtlü, yani bir bu yönü var işin. Bir de kükürtlü yiyeceklerin içerisinde yine bizim bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren bir takım kimyasal maddeler var. Sülforafan var mesela. Alisin var sarımsağın içerisinde ki şu anda COVID'le mücadelede yine bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek adına bütün bu fonksiyonel tıbbın da önerdiği şeylerin arasında Alisin. Böyle sarımsağı çok tüketen kişiler olmuş çiğ olarak ve ezofajit sorunları başlamış biraz da. Yani Bunu da duydum. kontrolsüz tüketmeyelim. Bizi rahatsız ediyorsa, yani yiyeceklerimize her zamanki gibi çiğ olarak kullanabileceğimiz yiyecekler olduğu gibi pişirerek de şey yapabilirsiniz. Mesela bazı çorbalara ben sarımsağı çok yakıştırıyorum. Ama Ben hepsine koyuyorum değil mümkün mi? olduğunca. Evet, Kesinlikle. yemeklerin çorbalara. Yemeklere de zeytinyağlıların pek çoğuna çok yakışıyor. Ama oradaki ufak ayrıntıyı söylemem lazım. Hani en baştan koyup sarımsağın canını çıkarmayın. Zeytinyağlılar için bahsetmiyorum, çorbalar için bahsediyorum. Eğer ezerek kullanacaksanız, hatta altını kapattıktan sonra sarımsak ezicisini kullanıp içine koyun. O kendi sıcaklığıyla sarımsak o hale gelsin. Zeytinyağlılarda kullanacaksanız da soyduktan sonra hani aşçıların böyle çok havalı bir şeyi vardır. Bıçakla üzerinden bastırırlar şöyle bir ezilir. Aslında onun bilimsel bir mantığı var. Sarımsağı eğer ezmezseniz içindeki alisin dediğimiz asıl faydalı o kimyasal açığa çıkamayacağı için çok fazla istifade edemiyoruz. Dolayısıyla iyice canhıraş yapmanıza gerek yok ama aşçıların hani o büyük bıçaklarıyla üzerinden böyle bastırarak bir ezmeleri, bir çala ezilmesi bizim ailesinden daha çok faydalanmamızı sağlayacaktır. Bilmediğimiz çok şey varmış. Teşekkür ederim, ben de öğrenmiş oldum. Yakında kimse yokken havadan bulaşır mı virüs? Yani laboratuvar ortamında havada 3 saat kadar hatta daha sonra bir 8 saat denildi o kalabiliyor. Ama bizim yaşadığımız ortamlarda sürekli bir hava akımı, yani laboratuvar ortamı dediğiniz şey kapalı bir hava akımının olmadığı bir ortam.
Ama bizim yaşadığımız ortamda, dış ortamdan bahsediyorum, içerilerden değil, dış ortamda sürekli bir hava sirkülasyonu var. Hani ben o kadar uzun süre kalacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla kapalı ortamlarda maske takmaya devam edelim ama açık ortamlarda, açık sahada baktınız kimse yok, maske takmanıza gerek yok. Ben şimdi bahçemdeyim, maske takmam gerekmiyor. Çevrede kimse yok çünkü. Bir süre sonra o maskenin de zaten uzun süre taktığınızda sürekli bir karbondioksit miktarı artacak. Sizin yine hem bağışıklık sistemini olumsuz stres bazında etkileyecek hem de yüksek karbondioksitin getirdiği bir oksidasyon riski binecek vücudunuza. O yüzden maske takmanız gereken yerlerde evet takıyoruz ama bir an önce işimizi bitirip oradan kaçıyoruz. Öyle maskemizi takıp ah bende maske var deyip gezip oynamıyoruz yani, onu demeye çalışıyorum. Kaba Teşekkür ederim. tabirle. Virüs alkol ile temas ettikten ne kadar süre sonra inaktive oluyor? Güzel soru. Yani bunun süresiyle ilgili yapılmış bir çalışma yok. Hani zamana bağlı yapılmış bir çalışma yok benim rastladığım. Ama alkolle mesela elimizi sildik, onu sormaya çalışıyor bence arkadaşımız. Benim de şey yaptıktan sonra ya siliyoruz alkolle ama ne kadar süre bekleyeceğiz? Hani benim de kafama takıldık. Bununla ilgili yapılmış bir çalışma bulamadım. Ama benim önerim diğer asitle 10 dakikada yapılmış bir şey var. Hani bir 10 dakika da gideceğini düşünüyorum maksimum. Ben daha kısa sürede bile yok olması muhtemel. Yiyecekleri yıkamada zannedersem. Önce karbonat, sonra sirke Tamam. yazılmış. Evet, güzel. Karbonatlı su içmeyi önerir misiniz? Ya gerek yok. Vücudun belli bir dengesi var. Biliyorum o alkali sular falan çok öneriliyor pek çok kişi tarafından. Ben hani karbonat mide asit dengesini sağlamakla ilgili bazı durumlarda gerekebilir ama ben onun yerine su içmeyi de teşvik edici. Suyunuzun içerisine meyve kabuğu, limon dilimi, nane yaprağı gibi fonksiyonel sular hazırlanabilir. Onlar içilebilir. Karbonata ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Takviye C vitaminine ulaşamıyoruz. Bitince gıdalardan C vitaminini yeterli nasıl alırız? Güzel soru. Şimdi oradaki sıkıntı, yani şu dönemde tabii narenciyenin bol olduğu bir dönemdeyiz hala. Oradan alabiliriz. Ancak C vitamini şekerle birlikte ise vücudunuza girdiyse bağışıklık sistem hücrelerinin içerisine tam anlamıyla giremiyor. Şekeri tercih ediyor bağışıklık sistemi hücresi. Dolayısıyla hani oradaki şey mümkün olduğunca salatalarınıza limon sıkın. En azından şeker yok diye önerebilirim. Yine de portakal her gün yemeye çalışın. Şimdi bu mevsimin hala meyvesi. Onun dışında C vitamini yine pancarda bile var aslında. Mesela pancar kökünü ben pişirerek çoğunlukla tüketiyor herkes. Ama pişirmeden rendelenerek salata yapılmasını öneriyorum. Çok daha faydalı, çok daha etkili. Kıvas yapılabilir. C vitamini yine şey oluyor. Filizlendirirsek bazı tohumları C vitamini içeriği 10 katına kadar yükseliyor. O da bir yöntem olabilir. Filizlendirmek. Öyle. Çok teşekkürler. Sebze yıkamada öncelikle karbonatlı su mu, sirkeli mi diye soru gelmiş. Ya bence aslında önce karbonatlı su, sonra sirkeli su. Yani elinizi hani COVID'li olduğuna emin olduğunuz bir şeyse o zaman onu ki ondan emin olmak mümkün değil. O zaman ilk sirkeli olabilir. Ama klasik her zaman önerdiğim geçmişten beri önce karbonatlı su, sonra sirkeli su. Ellerinizi o arada mutlaka yıkarsınız zaten. Hülya Hanım şöyle yazmış. Sarkoidoz ve zannedersem migreni mi? Jogrenim var, riskli mi? Yazıyor.
Sarkoidoz için tabii akciğerleri tutan da bir hastalık. Yine akciğer tutulumu dolayısıyla riskli grupta olduğunu söylenebilir. Uzak duracağız. Yani yapacağımız bir şey yok. Bağışıklık sistemimizi koruyacağız, beslenmemizi düzenleyeceğiz ve korunma ilkelerinde riayet edeceğiz açıkçası. Bu virüsün bulaşma akabinde üst solunum yollarında koloni oluşturmasını önleyebilecek bir aerosol, sprey yok mu ya da üretilemez? Yok tabii ne yazık ki. Keşke üretilse. Ama şunu biliyoruz. Çinko virüsün hücrelerimize tutunmasını doğrudan engelleyici etkisi var çinkonun. O yüzden zaten bu süreçte, bu dönemde korunmak adına çinko tüketmeyi, çinko içeren yiyecekleri tüketmeyi, çinko takviyesini ben öneriyorum. Kuru yemişlerde, kuru baklagillerde bol miktarda çinko var. Bunları soframızdan şey yapmayalım, eksik etmeyelim. Bu arada yeri gelmişken ben sorayım hocam. Bu çinko dediniz. Bazı hani gıdalara ulaşmak mümkün olmuyor bu süre zarfında. Bunun için tabletler, özel tabletler kullanılabilir mi? Bazı vitamin takviyeleri yapılabilir mi? Tabii, onunla ilgili ben bağışıklık sistemimizi korunma adına COVID'den dengeleyici bir takım önerilerde bulunmuştum. Takviye listem vardı sayfamda bulabilir Bakacağım. arkadaşlarımız. D vitamini mutlaka çok çok önemli bu süreçte. C vitamini çok önemli. Dozlarını da hatta orada yazmıştım. Çinko çok önemli. Karamürver evet kullanılabilir bu anlamda güzel önemli. A vitamini yine etkili ancak A vitaminiyle ilgili sıkıntı şu. Yağda eriyen bir vitamin olduğu için sürekli kullanılması doğru değil. Hipervitaminoza sebep olabilir. A vitamininin yüksekliği de toksik etkili. O yüzden dönem dönem işte mesela bir hafta kullandınız veya haftada iki içebilirsiniz ama ara verin. Bu şekilde şeyler takviyeler önermiştim. Selenyum önemli. Selenyum için takviye değil. Lütfen Brezilya cevizi. Günde 3 tane yemeniz yeterli Brezilya cevizini. O da yine bağışıklık sistemini dengeleyici etkisi var. Bu saçlar ve tırnaklar için saç dökülmeleri başladı mesela. Belki mevsimsel olabilir ama bunun için de biyotin mi gerekiyor? Ya B grubu vitaminleri, biyotin tabii saçlar için çok faydalı. Ama bu süreçte hepimiz normal yaşantımızın dışına çıktık. Bu bir şekilde ve akşamları gerçi artık kanıksadık. Kaç kişi Covid oldu, ne, durumumuz ne ülkede, dünyada. Bunların bir şeyi, hani bunların hepsi bir stres yaratıyor üzerimizde bir Evet. şekilde. Çoğumuz hani kanıksamış gibi gözüksek de bilinçaltına atmış bile olsak da normal yaşantı dışındayız. İşte bu stres bizi saçlarımızı da döküyor. İşte kimi mide bağırsak sistemi problemlerimiz de oluyor. O yüzden bence asıl stres azaltıcı yöntemleri bir şekilde hayatımıza uygulamamız lazım. Mesela evlerimizi hani evler eskiden hep çalışan insanlar için otel gibi kullandığımız yerlerdi. Geliyoruz, yemeğimizi yiyoruz. İşte en fazla bir iki saat oturuyoruz, ondan sonra yatıyoruz. Çok bir şey yapmıyorduk evde. Şu an her şeyi evde yapıyoruz. İşimizi de evde yapıyoruz. Dolayısıyla evleri keyif aldığımız ortamlar haline dönüştürmemiz gerekiyor. İşte sevdiğiniz müzik açılabilir. Bir koku, aromaterapi içerikli o esansiyel oda kokularından bahsetmiyorum. Esansiyel kokulardan bahsediyorum. Aromaterapi önemli. Ya da portakal mesela kabuğunu soydunuz. O kabuk içine bir mum koyup yine bir aromatik bir koku verebilir. Ada çayı bu anlamda koku anlamında şey olabilir. Lavanta. Hani bu kokulardan faydalanmak önemli. Tabii günü planlamak hani her gün işte saat kurup kalkın demek istemiyorum ama bütün gün uyumayın. Arada bir gün uyursunuz tamam öğlene kadar ama bir ritminiz olsun. İşte sabah kalktınız belli bir kalkma ritmi. Pijamalarla bütün gün olmayın. İşte kalkın gene kıyafetlerinizi giyin ya da bizim gibi ütü gerektirmeyen üşengeçler ütü gerektirmeyen şeyleri de giyebilirler ama hani demek istediğim ev rutinini oluşturmak stresi azaltmak adına çok önemli.
meditasyon, yoga, hiç egzersiz yapamayanlar için mesela Decathlon reklama girecek belki ama bunun gibi başka yerler de var. Benim önüme o çıktığı için çok güzel şey yapmış. Evin içerisinde yapabileceğimiz egzersizler, aktiviteler. Onlarla birlikte online bu şekilde yapabiliyorsunuz canlı. Süper bir şey bence. Motive edici. Hani bu gibi hareketi de vücudumuzun hareket etmemiz çok önemli. Hareketi de hayatımızın içine bir şekilde koymamız gerekiyor. Çok teşekkürler. Yüksek polifenollü zeytinyağı için ne düşünüyorsunuz hocam? Mucize diye düşünüyorum. Bizim onunla ilgili laboratuvarda yaptığımız deneylerimiz var. Sonuçlar gerçekten mucize. Hem yaşlı grupta çalıştık, hem çocuk grubunda çalıştık. Öğrenme belleği arttırıyor, hafızayı arttırıyor, hücre yenilenmesini arttırıyor. Başka çalışmacıların bulduğu şeyler de öyle. Sofralarım, yani zaten ben zeytinyağı dışında sıvı yağ önermiyorum. Yani o bir mucize ki ülkemizde bol miktarda var. Çok şanslıyız. Ama mümkün olduğunca kusursuz yağ almaya gayret edelim. Salatalarda özellikle. Pişireceksek o kadar sorun olmayabilir. Zaten pişirdiğimizde polifenolünün çoğunu kaybediyoruz. Temiz zerdeçal ve zencefili nereden bulabiliriz? Güvendiğimiz aktar önemli. Mümkünse hani şu an tabii yapacağımız şey güvenilir markadan. Evden çıkamadığımız için sipariş vereceğiz. Güvenilir markadan getirecek. Çünkü onda da çok hileler olduğunu duyuyorum. İşte sarı renkli olduğu için sarı boya koyanını da duyuyoruz. Tabii bu süreci bir şekilde atlatacağız. Bu süreci atlattığımızda önerim şu. Gidin aktarınıza. Sizin önünüzde o zerdeçal ya da zencefil kökten kendisi öğütsün. Gözünüzle görün, onu alın. Biz geçen gün zencefille şey zerdeçalla ilgili çok güzel içecek tarifi vermiştik. Onu mesela uygulayın. Herkes uygulasın. İşte sirkeyle ilgili ben sayfamda da şey yaptım. Hani fermente yiyecekleri, bu anti-inflamatuar dediğimiz bu tür şeyleri, besinleri, baharatları sofradan eksik etmememiz gerekiyor. Küçük bir mekana ultraviyole ışığı koyulsa, kıyafet ve poşetler için poşetler dezenfekte olur mu? Olabilir. Ama ultraviyole ışığının hani onları yok edeceğiz derken kendimize zarar verme riskimiz var. Bizim için zararlı, derimiz için zararlı. Yanma riskimiz var en başta. Ama hani bence gerek yok. Hiç onunla uğraşmayın. Şimdi evimdeki sirkenin oranına baktım. Marketten aldığım bir sirke %4-5 yazıyor. Yeterli mi? Aynı zamanda ilk önce 10 dakika sirke suda bekletiyorum. Sonra aynı suya karbonat ekleyip 10 Hayır. dakika daha bekletiyorum. Hayır. Ayrı bir karbonatlı su hazırlasın. 10 dakikada onu da bekletsin. Yeterli. Market sirkesini zaten kesinlikle içmesinler. Temizlikte sadece kullanılsın. Evlerde mutfak bankosunun temizliğinden tutun da komple ev temizliğinde kullanabilirler. Mesela bulaşık makinesinde ben parlatıcı asla kullanmam. Bu beyaz sirke var. Şeker pancarından yapılmış. Marketlerde satılıyor market sirkesi. Onunla kullanıyorum. İşte yumuşatıcı yerine esansiyel yağ şeyle kokuyla bu sirkeyi yine kullanabilirler. Yani bunlar içmek için değil. Kesinlikle içmesin hiç kimse. Çünkü içtiğimizde kemik erimesine neden oluyor. Vücudumuzdan mineral kayıplarına sebep oluyor. Kesinlikle market sirkesini içmeyin. Hocam ziraat mühendisiyim, ziraat yüksek mühendisiyim, arıcılık kontrolörüyüm. Birçok arıcı mücadelesinde amitraz etken maddeli ilaç kullanıyor. Bu ilaç propolise nüfuz eder mi? Yani şu an propolisle ilgili COVID'in tedavisinde dediğim gibi bir kanıt yok. Çok fazla yapılmış çalışma yok. Yani bununla ilgili ek çalışmalara ihtiyaç var. Hani çok bir yorum yapamayacağım işin doğrusu. Satılan Hani zerdeçal belki de faydalı ama bilmiyoruz.
yarsları satılan zerdeçallar ışıldanmış etkili midir? Anlamadım. Bu satılan zerdeçallar ışınlanmış etkili midir diyor. Etkilidir. Bir yani Türkiye'de üretildiği Organik müddetçe. olmayanlar Ha, demiş. organik olmayanlar, ışınlanmış, herhalde dezenfekte edilmiş anlamında mı demek istiyor? Bir sorun olmaz, kullanabilirler. Zerdeçal için zaten sıcakla temas etmesi önemli. Yağla buluşturmak önemli. Beraberinde karabiber yine içindeki kurkuminin emilmesini arttırıyor. Hani ufak tefek böyle ayrıntılar var. Artık hepimiz biliyor ve bunları uyguluyoruz. Işınlanmış olması ile ilgili yani herhalde bu dezenfeksiyondan bahsediyor. Bir olumsuz bir etki olacağını zannetmiyorum. Teşekkürler. Bu dönemde glutatyonu çok duyuyoruz hocam. Bunu besinlerden nasıl alırız? Allah. Ops. Ben bir tane telefon tutucu bir şekilde almam gerekir. Ya glutatyon için N-asetilsisteyin var aslında. Bu takviyesini alabilirler. Onun dışında yine glutatyona giden yolda sebzeler bol miktarda mevsim sebzelerinden tüketebilirler. Ama asıl glutatyon şeyle NAC'la N-asetilsisteyin dediğimiz bir madde bu. Takviyesi var ne yazık ki. Bu yolla alabilirler. Teşekkürler. Evde her gün 7.000 adım atıyorum. Evim büyük değil, 85 metrekare. Süper. O da güzel gerçekten. Süper. D vitamini, B12, çinko, bakır takviyesi alıyoruz. Bunların yanında C vitamini günde kaç miligram almalıyız? Ben riskli grupta değilseniz, evden hiç çıkmıyorsanız 500 bin alınmasını öneriyorum. Daha fazla değil. Ama böyle gripal enfeksiyon gibi belirtileriniz varsa tabii bu arada böbrekleriniz sağlam olması lazım. Vücut suda eriyen vitaminleri kendisi ayarlıyor miktarını. Fazla aldıysanız atıyor. Hani boşu boşuna çok yüksek dozda almaya gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de C vitamini alırken mutlaka sabah öğleden önce alınması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü öğleden sonra bizim beynimizin ve vücudumuzun dengesini sağlayan bir takım nörotransmitter dediğimiz kimyasal maddeler var. Bunları üretiyoruz işte. Serotonin duymuşsunuzdur ismini. Melatonin, dopamin, noradrenalin, adrenalin gibi. Bunlardan noradrenalin ve adrenalin bizim stres hormonlarımız aslında. Bunların sentez edilebilmesi C vitaminine bağlı. Ortamda C vitamini varsa bu tarafa kayıyor. Daha çok noradrenalin üretiliyor. Ama işte daha karanlıktaysanız V grubu vitaminlerinizin dengesi yeterliyse serotonin, melatonin tarafına kayıyor. Eğer C vitaminini akşam alırsanız bu tarafa kayacağı için uykunuz kaçar, uyuyamazsınız. Melatonin tarafına kaymasını istiyoruz akşamları bu sebeple. Bunu da öğrenmiş oldum, iyi oldu. Otoimmün rahatsızlığı nasıl teşhis edilir? Öncelikle tabii bir fizik muayene. Sizi komple bir şikayetleriniz. Ondan sonra laboratuvar testleri. Hepsi birlikte tek bir şeyle demek mümkün değil. Laboratuvar testleriyle de kanıtlanmış olur sizin otoimmün bir durumunuz olup olmadığı. Nerede olduğu yine hepsi birlikte değerlendirilerek karar verilir. CRP'niz bu anlamda çok önemli. High sensitive CRP dediğimiz CRP seviyesini biz normalde 1'in altı, ideali 0,5'in altında istiyoruz. Eğer üzerinde ise bir inflamasyonunuz var demektir. Ama bu otoimmünite olduğunuz anlamına, otoimmün bir hastalık olduğu anlamına gelmez. İnflamasyonla birlikte tespit edilen bir antikor varsa işte o zaman herhangi bir organa karşı o zaman otoimmün hastalığından bahsedebiliriz. Teşekkürler. Semra Hanım yazmış. Nazan Hocam, bu süreçte sizi daha yakından tanıdığım için çok mutluyum.
Teşekkür ederim. Ben de keyifli geçiyor. Alıştım bu canlı yayınlara. Hocam, TSH yüksekliği için ilaç seviyesine gelmeden beslenmemizde neye dikkat etmeliyiz? Selanyum takviyesi etkili midir? Tabii ki ama tek başına değil. Tiroid hormonlarının üretilebilmesi için bir takım besinlerin vücutta olması lazım. Bizim sağlıklı yaşıyoruz sayfamız var. Ben orada danışma kurulu dayım yine. Oradaki sayfada yine tiroid beslenme ilişkisi ile ilgili çok güzel bir yazımız var. Hatta şeyden de Google'dan da taratabilirsiniz. O yazıyı lütfen mutlaka okuyun. Bu sadece selenyuma bağlı bir şey değil veya sadece iyota bağlı bir şey değil. Bir bütün. Yani yeterince protein almanız gerekiyor. Vücudunuzda yeterli B12 seviyesinin olması gerekiyor. Sadece bunlar değil. Diğer B grubu, B2 vitamini önemli. C vitamini önemli. Selenyum, çinko, iyot. Hatta D vitamini ve A vitamini. Daha hani bu uzun bir liste. Lütfen o yazıyı okuyun. Bununla ilgili beslenmenizi düzenleyin ki tiroid hormonları yapılabilsin. Bunlardan bir tanesi eksikse tiroid hormonu yeterince yapılamayacak. Yapılamadığı için beyinden sürekli tiroid bezine diyecek ki daha çok hormona ihtiyaç var, üret, hormon üret diye sinyal gelecek. Yani TSH beyinden salgılanan TSH artacak. TSH arttığı halde vücut üretemiyor ve bir süre sonra tiroid bezinizde nodül oluşabilecek bunun sonrasında. Eğer bağırsaklarınızda bir sorununuz da varsa, mikrobiyata denge sorununuz varsa, bu kez antikor yönüne kayacak vücudunuz. İnflamasyon dolayısıyla tiroide karşı antikor üretilmeye başlayacak. Sonrasında da zaten Hashimoto gibi otoimmün hastalık karşımıza çıkıyor. Çok teşekkürler. Hocam, hala tuzlu gargara öneren var. Bu Yani doğru. ben hani özel bir şekilde önermiyorum ama yapabilirsiniz, bir zararı yok. Bir faydası var mı? Yani normal gargara yapın, bence o kadar yani çok şey değil. Düzenli fırçalayın dişlerinizi, o kadar şey değil. Bu arada bayağı soru var ama süre kısıtlaması da var zannedersem. Hani süre Evet, belki nedir? bir saatte doluyor bildiğim kadarıyla, kesiliyor yani. Evet. Son 2-3 soru daha okusak iyi olur Tabii. diye düşünüyorum. C vitaminine ulaşamıyorum. Piyasada ester C yok. Besinlerden nasıl yeterli C vitamini alabiliriz? Onu yanıtlamıştık. Bu bir daha soru. Evet, Aynen. tekrar sonra. Hangi baharat markasını önerirsiniz? Valla bu ara hangisini bulursanız alın. Bir şey diyemiyorum. Ya aslında güvenilir olanı tabii paketli baharatların pek çoğuna etilen oksit basıp öyle paketleniyor. Yani bir kimyasal var. Paketli baharat aslında önermiyorum. Ama şu an evden çıkma şansımız olmadığı için ne bulursanız zerdeçal onu alın. O yüzden yani en azından belirli marketlerde, büyük marketlerde satılan bir şey olsun. Marka olsun. Bir şey diyemeyeceğim. MSM takviyesi hakkında bilgi alabilir miyim? MSM, o nedir? MSM. MSM bilmiyorum. İlk kez Ben de duyuyorum. bilmiyorum. Açığını yazar mısınız lütfen, ben de Evet. öğrenmiş olayım. Belki yazım hatası olabilir MSM. D, B12, çinko, bakır takviyesi alıyoruz. C vitamini günde kaç miligram almalıyız bu dönemde? Onu söylemiştim. Evden çıkmıyorsanız 500 bin demiştim. Ama gripal enfeksiyon riskiniz varsa ve kendiniz böyle grip olacakmış gibi belirti hissediyorsanız 2000 alabilirsiniz. Covid olduysanız 3000 alın. 3000 ve üstü. Hatta. İBS hastasıyım. Sarımsak dokunuyor. İnfüze edilmiş sarımsak yiyebilir miyim? Yapabilirsiniz ama İBS'niz varsa bence beslenmenizi önce düzenleyin. Hani sarımsak sizi kurtarmaz orada. Önce beslenmenizi komple düzenleyin. Gluten asla yemeyin, tüketmeyin. Şeker asla, içinde koruyucu olan hiçbir madde tüketmeyin ki bunların hepsi bağırsaklardaki o geçirgenlik zaten bozulmuş, daha zarar verecektir size.
Ondan sonra Ben bu arada düzenledikten... son 10 saniyemiz kaldı. Peki. Tekrardan bağlanabiliyor muyuz bilmiyorum. Yayın sınırlaması vardı galiba ama Yeniden açmanız gerekiyor.